Selam dostlarım, ben IREMIX. Sek 4 trailer'ı gelmiş, ben maalesef işteydim. Herkes izlemiştir büyük ihtimalle ama yine de benim de bir reaksiyon videosu çekmem lazım ki izlemedim gerçekten. Şimdi sizlerle beraber bakacağım. Bakalım sektör bize neler vaat ediyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki ben sektörden yani ilk görüşte çok beğenmemiştim görünüşünü. Bu trailer benim fikrimi değiştirir mi bilmiyorum. Hadi bakalım. Yani çok bir beklentim yok o açıdan söylüyorum. Bir daha durdurmayacağım, merak etmeyin. Oh. Ungadiler. Nasıl kıyafet be? Burası farklı bir zaman dilimi falan mı? Hemen bir kaliteyi arttırayım dedim arkadaşlar. Ateş ediyor. Bayağı bir ateş ediyor. O Camellia. Camellia'yı bayağı hikayeye dahil etmişler. Oo. O yetenek güzel. Oo, bir yetenek de güzelmiş. Yine takip roketi. Jax arkada rakibin kamyosunu mu yakaladı? Bana mı öyle geldi? Şimdi durdurup bakmayayım da. Tamam, reis. En anarşist sensin. Abi İhan. İhan bu şekilde mi Noob Saibot olacak? Orada esir kalıp. Örmek. Biz kaosu destekliyoruz, sen düzeni dedi. Omalar akıcı duruyor. Flamethrower abi, senin de mi stansın var? Fatal Blow. Zincir yumruk. Bihan, can you hear me? Our goal is unchanged. Finisher. Okay. Ne? Iron Man. Yani şimdi baştan bir izleyelim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten ön yargıyla yaklaşmadım. Yani sadece sıfır beklentiyle girdim sektör trailerına. Ve bazı noktalar hoşuma gitti ama ağırlıklı olarak olumsuz düşündüğümü söyleyebilirim. Bir, hayatımda gördüğüm en sektöre gitmeyecek fatality bu olabilir sanırım yani. Hani sektörü neden dişi Iron Man yaptılar, ben onu anlamadım. Ya bu bayağı dişi Iron Man yani, bu 110 yani bro, nasıl ya? Neden dişi Iron Man yaptınız abi sektörü? Gerek var mıydı gerçekten buna? Baştan bir alalım. Şimdi burada ne var? Cyrax bizimkilerin tarafında. Burada sektör tek başına gözüküyor. Umgadilerin sektörün tarafında olduğunu düşünmüyorum. Büyük ihtimalle sektör kapıya geldi. Burası az evvelki Bihan'ın portala atladığı bölümün sonrasında geçiyordur diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle Kuai Liang'dan yardım istemek için geldi burada sektör. Benim görüşümce.
Bu arkada Scorpion'la birisi dövüşüyor. Burada farklı boyutun barakası var. Gördüğünüz gibi burası büyük ihtimalle farklı bir boyut. Birazcık böyle şeye benziyor burası. Nasıl söyleyeyim, böyle daha az gelişmiş bir yere benziyor. Bu Johnny de büyük ihtimalle bu az gelişmiş diyarın Johnny'si gibi bir şeydir diye tahmin ediyorum. Bu kadar fazla sektörün yüzünü görmek benim için güzel bir şey değil. Yani bence karakterin özüne zarar veren bir şey. Burada kaos geldi. Bakalım. Ateş etme yeteneğinden komboya girdiğini görüyoruz burada. Hala bu bir combo exander belli ki. Love bir special'ı ya da dive kick tarzı bir şeyi var burada tahminimce. Bu bir overhead, çok belli yani overhead oldu. Ama bir devamı olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen patlatıyor ve devam ediyor. Şeye emin olamadım. Goro'da bir değişiklik var mı ona emin olamadım. Goro kombodan alıyor muydu? Yani combo yapmak için alıyor muydu rakibi? Onu net hatırlamıyorum şu an. Çok Iron Man olmuş karakter. Burada farklı boyutun kaos çarları geliyor büyük ihtimalle. Gotcha. Şu takip roketi her zaman güçlü olmuştur sektörde. O yüzden iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Şey çok ilginç. Rakibin kamyosuna gotcha attırabilmen Jax'i çok ilginçmiş gerçekten. Ama bu Jax'i meta'ya sokar mı? Bilmiyorum. Şeyi bitirebilir bu. Mesela Motaro arkadan bam 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 diye 3 tane şey gönderiyor ya, lazer gönderiyor ya. Mesela onu da böyle gatçalayıp büş 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 diye vurabilecek mi? Onu merak ediyorum şu anda daha çok. Şu hareket güzelmiş, yukarıdan aşağı indi. Şu roketler de güzelmiş, küçük tatlı. Tamam kanka. Anarşi. Oh. Ya şuna bakar mısınız? Ya bir şey diyeceğim bu arada. Yani gerçekten eleştirmek için eleştirmiyorum arkadaşlar. Yemin ederim kötü bir amacım yok. Benim lütfen yanlış anlamayın. Bu kısmı keşke bize göstermeseydi. Biz ne olacak falan filan deseydik. Yani çünkü önceki trailer'dan sonra bunu gösterdiğin zaman sen, biz Diha'nın nasıl Noob Saibot'a dönüştüğünü şu an anladık zaten yani. Okey. Kaos ve Kaos elçileri ve Havik beraber şeyi basıyorlar. Burayı basıyorlar. Umgadiler vesaireler. Herkes kapışıyor bunlarla. Bihan ve Sektör de orada. Linkway ajanları da orada. Ninjaları daha doğrusu. Daha samimi olur sanırım. Ve sonunda Havik gidiyor. Havik giderken Sub-Zero hop elinde çekiçle portalın içine atlıyor. Tamam, zaten bu saatten sonra yakalandı yani. Havik ondan sonra Sub-Zero'yu alır. Onu dövdürür zaten kendi renginde. Onu astırır. Ondan sonra büyüler. Noob Saibot'a dönüştürür. Keşke bu kısmı bize göstermeselerdi. Ya bu kısmı bize göstermeselerdi en azından Noob Saibot'a nasıl dönüşeceğini Bihan'ın. Çünkü hepimiz Bihan'ın Noob Saibot olduğunu biliyoruz zaten yani. Çok spoilerlemiş oldular bence. Benim görüşümce. Do not doubt Sector's longing for Sub-Zero's safe return. Buranın örmeki farklı bir örmektir diye tahmin ediyorum. Çünkü rengi falan da farklı. Bu arada harita çok güzelmiş. Rengi falan farklı. Buranın örmeki farklıdır. Buranın örmeki Havik'in yanındadır. Flametower yeteneğini görmek güzel oldu. O acaba stunlıyor mu rakibi? Hit stun tarzı bir şey mi var? Fatal Blow'da... Ya bir şey sormak istiyorum. Şu zincir yumruğu Lime'ye verdiniz, Sektör'e verdiniz, Chujinko'ya verdiniz. Abi neden bu zincir yumruk doğru düzgün bir şekilde Kung Lao'da yok? Yani evet, Kung Lao'nun Fatal Blow'unda da böyle zincir yumruk var bir şey var ama böyle saldırıyor böyle. Nasıl söyleyeyim? Önceki mesela Mortal Kombat 11'in ben şeyini çok seviyordum. Tematikliğini çok seviyordum. Mesela Wing Chun dediğinde Lux Kung Lao'ya veriyordu böyle. Karate dediğinde hop Johnny Cage.
İşte Special Forces, böyle özel yakalamalar vesaire. Hop, Sonya Blade. Herkesin böyle bir stili belliydi. Mesela Liu Kang inanılmaz derecede böyle nançokulu falan böyle. Tam bir Jeet Kune Do ustasıydı falan. Ya o temayı keşke bozmasalardı bu oyunda. Ben çok gereksiz olmuş sektöre zincir yumruk vermek. Ne gerek var yani, saçmalık. Dediğim gibi eleştirmek için eleştirmiyorum. Gerçekten gördüğüm şeyleri söylemeye çalışıyorum. Ya saçmalamayın ya. Yani oyuna Omni-Man geldi, Homelander falan geldi. Hiçbirininki sektörünki kadar abartılı değil yani, gerçekten. Bir de bir şey diyeceğim. Oyunda Homelander var, Omni-Man var, Peacemaker var. Bunların üçü zaten süper kahraman gibi bir, yani süper kahraman çakması süper kahramanlar, anti karakterler. Yani bir de Iron Man'e ihtiyacımız var mıydı gerçekten? Sektör kendine özgü yetenekleri olan cyber bir ninja. Sen cyber ninja konseptini cyber ninja'lıktan çıkartıp bayağı Woman in the Suit yani. Bilmiyorum ya, ben çok beğenmedim açıkçası. Kusura bakmayın. Gergedan fikri çok problem değil benim için. Yani sektörü zaten ne yapabilirler? Yani gergedan olabilir en fazla. Herhangi bir şey koysalardı da fark etmezdi Animality de. Yani diyeceklerim bu kadar. Umarım siz keyif almışsınızdır. Ben çok açıkçası zaten çok bir beklentiyle girmemiştim ama beklentiyle girmememe rağmen hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim maalesef. Kendinize iyi bakın. Siz de yorumlarda fikirlerinizi beyan etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.